Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumumuzun kurucu başkanı merhum Reşit Saffet Atabine'nin 1938 yılında Fransızca yayımladığı Doktor Sinan Genim'in danışmanlığında ve Mehmet Feyzi Çetinkaya'nın Türkçe tercümesiyle Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yeniden neşredilen Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları kitabının tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Bülent Katkak Bey'i kürsüye arz ediyorum. Çok değerli misafirler, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Güzel bir vesileyle yine bir aradayız. Türkiye Turing Otomobil Kurumu bildiğiniz gibi 100 seneyi geride bıraktı. 1923'ün 6 Kasım'ında Reşit Saffet Atabinen ve arkadaşları tarafından kurulmuş Türk Seyyahin Cemiyeti olarak yola devam ederken daha sonra Türkiye Turing Otomobil Kurumu ismini almış ve o günden bugüne Türkiye'de kültür ve yol güvenliği, hatta otomobil sporları alanında ilkleri gerçekleştirmiş olan bir kurum. Tabii bu kültür derken onu başa aldım. Çünkü bugün o vesileyle bir aradayız. Türkiye Turing Otomobil Kurumu, yayın konusunda Türkiye'de çok önemli işler yapmış. Bir kere 1930 yılından beri devam eden bir dergimiz var bildiğiniz gibi. 3 ayda bir yayınlıyoruz, aksatmadan. Turing Belleten'i, ismini de değiştirmedik. O zaman Belleten olarak çıkıyor. Şimdi Turing dergisi diyoruz, mecmuası olmuş bir ara falan. Tabii 500'ün üzerine yayın tespit ettik biz. Kurulduğu günden bugüne kadar Turing tarafından. Ve biz de bu geleneği sürdürdük. Bu 10 yıllık, 11 yıllık kendi yönetimimiz döneminde 40 sayı dergiyi çıkardığımız gibi 40'a yakında yayınımız oldu. Dergimizle beraber her sayısında bir yayını üyelerimizle ve meraklılarıyla buluşturuyoruz. Tabii 100. yıl için neler yapabiliriz derken aklımıza her şeyden evvel kurucu başkanımız geldi. Kurucu başkanımız biraz sonra belki Feyzi Çetinkaya kitabın mütercimi size özet olarak hayatından bir takım kesitler anlatacak. Kurucu başkanımız çok yönlü bir insan, çok değerli bir insan. Yani çok iyi yetişmiş ve o günün ulus devlete geçişte yapılması gereken konferansları, kitapları, yayınları yapmış olan bir insan. Onunla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ve arşiv çalışmaları yaparken 1938 yılında Paris'te Fransızca olarak yayınlamış olduğu bir kitabını bulduk ve bu kitap üzerinde çalışmalar başlamış oldu böylelikle. Tabii sizin gibi, sizin aranızdan bir eski öğrencimiz olan Mehmet Feyzi Çetinkaya bu kitabın tercümesini üzerine aldı ve tercüme çalışmasını yaptıktan sonra tabii acaba ortaya nasıl bir şey çıktı diye mimari olarak işin erbabına soralım dedik. Mimar Sinan Genim hocamıza Feyzi'nin yapmış olduğu tercümeyi gönderdik ve bir rapor bekledik. Hocamız bu kitabın behemihal yayınlanması konusunda rapor verdi. Ayrıca bir takım görüşlerini de tabii bildirmiş oldu. Onun danışmanlığında Feyzi'nin tercümesiyle Tülay İnam'ın, Tülay Taşdemir'in editörlüğünde ve iki de emeğe geçen arkadaşımız var. Kitabı aldığınız zaman zaten göreceksiniz. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma çıktı ortaya. Bunun serencamını nasıl oldu, nasıl bitti biraz sonra size zaten anlatacaklar. Tabii bu kitabın tanıtım toplantısı için
aileden de misafir gelsin istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Reşit Saffet Bey'in, Atabine'nin kızının oğlu, yine bir mimar, Osman Tanyer Bey, kendisi aramızda, lütfettiler, geldiler. Bu bizim 12 yıllık dönemimizde de ilk defa bir araya gelmiş oluyoruz. Bu da yani Reşit Saffet Atabinen bir hayra daha vesile olmuş oldu. Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Turing'e daha nice yüzyıllar diliyoruz. Daha sonra da nice böyle hizmetlerin yapılmasına vesile olur inşallah diyoruz. Ben herkese yine hoş geldiniz diyorum. Kitap hayırlı olsun diyorum. Ve katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları kitabının Türkçe tercümesini yapan Sayın Mehmet Fevzi Çetinkaya'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli konuklar Sinan Hocam, Osman Bey, Başkanım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun kurucu başkanı merhum Reşit Saffet Atabinen'in Fransızca aslından tercüme ettiğim Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları başlıklı eserini tanıtmak istiyorum. Vefatının 59. yılında bu anma programında onu Türkçe'de ilk defa neşredilen eseriyle hatırlamaya davet ediyorum. Reşit Saffet Atabinen 4 Eylül 1884'te Sarıyer'de doğmuştur. Küçük yaşından itibaren özel öğretmenlerden dersler almış, Kadıköy Freyler Koleji'nden sonra üniversite eğitimini Paris'te tamamlamıştır. Henüz 21 yaşındayken ilk görevi olan Bab-ı Ali'de mütercimliğe atanan Reşit Saffet, Hariciye Kalemi'nde göreve getirilmiş ve 1907'den itibaren diplomatik görevlerde bulunmuştur. 1922'de ise Lozan Barış Konferansı'na katılan heyette, konferansta Türk heyetinin birinci dereceden sözcülüğünü yapmıştır. Cumhuriyet'in ilanından bir hafta sonra 6 Kasım 1923'te Gazi Mustafa Kemal tarafından Cumhuriyet'in ilk kurumu olan Türk Seyahat Cemiyeti'nin kurulması sorumluluğunu üstlenmiştir. Türk Seyahat Cemiyeti, 1926'da Türkiye Turing Kulübü, 1930 yılından itibaren de Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak anılmıştır. Turing'in kurucu başkanı olan Reşit Saffet Atabinen, vefat ettiği 2 Şubat 1965 tarihine kadar 42 yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürmüştür. Siyaset adamı, aydın bir kişi olan Reşit Saffet çok yönlü bir diplomattı. Türk Tarih Cemiyeti kuruculuğu, Bilimler Akademisi üyesi ve muhabirdi. Turizm konusundaki faaliyetlerini dikkate aldığımız zaman kendisinin Türk turizminin öncüsü, yaşatıcısı ve geliştiricisi olduğunu görebiliriz. Reşit Saffet, Türk Ocakları Hars Heyeti Genel Sekreterliği görevini de üstlenmiş. Bunun yanı sıra 1933'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi Türkiye temsilciliği görevine getirilmiş ve 1955'e kadar da sürdürmüştür. Atabinen sadece önemli görevlere getirilmekle kalmamış, yayıncılık faaliyetlerine de bulunmuştur. Eser bırakarak ebedileşmek onun en derin iştiyakıdır. O da sonsuza bir çivi çakmak, gök kubbeye davudi bir feryat salmak istemektedir. Ağustos 1930'dan itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu belletenini çıkarmaya başlamıştır ki bu dergi yayın hayatına bugün dahi devam etmektedir. Kendisi dergide yazı işlerinde fiilen idare etmiş, ayrıca İstanbul'un fetih kutlamaları münasebetiyle gerçekleştiren faaliyetleri yönlendirmiştir. Yerli ve yabancı birçok gazetede yazıları çıkmış, ömrünü ilmi neşriyatla geçirmiştir. Kendisinin ilmi vukufiyetini şu anda da içinde bulunduğumuz bir nevi kütüphane olan bu salonda şahitlik edebilirsiniz. Reşit Saffet 2 Şubat 1965'te İstanbul'da vefat etmiş. Mezarı Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Efendi Camii avlusundaki Haşim Efendi Türbesi'ne defnedilmiştir. Atabinen 81 yıllık ömründe durmadan çalışmış, bütün enerjisini memlekete hizmet etmek uğruna harcamış bir aydındır. Kurucusu olduğu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu onun kendi elleriyle büyüttüğü çocuğu gibidir. Dönemin şartlarında kısıtlı imkanlarla ülkesine büyük hizmetlerde bulunan Atabinen, Türkiye'nin turizminde çığır açmış başarılı bir diplomat, yazar, seyyah ve aynı zamanda sanatçı kimliğiyle çok yönlü bir isimdir. Şimdi size biraz kitabın yazılma serüveninden bahsetmek istiyorum. Reşit Saffet, orijinalinde elimde gördüğünüz bu yeşil kalın ciltli Le Caractéristique de l'Architecture Türk isimli eseri 1938 yılında Paris'te neşrediyor. İstanbul'da yazıyor fakat kitap Paris'te basım yapılıyor. Tıpkı Reşit Saffet'in 50'ye aşkın diğer Fransızca kitabı gibi. Geçtiğimiz sene ise yani Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun 100. yılında tekrar basılan bu tercümem hakkında birkaç söz daha söylemek istiyorum. Kasım 2023'te 100. yaşına giren kurumun 100. yılına layık bir iş ortaya koymak maksadıyla çalışmalara aylar öncesinden başladık. Kurucumuz Reşit Saffet Bey'in bütün eserlerini aradık, taradık. Nihayet irili ufaklı, sayısı
40'a yakın Fransızca kitap arasından bunu uygun gördük. Zira kitap diğerlerinden farklı bir görünüm arz ediyordu. Atabinen öncelikle kitabını iki hocası olan Albert Gabriel ve Hamdullah Sufi'ye ithaf ediyor. Ardından da bu kitabın bir deneme olduğunu söylüyor. Kendisini de konferanstan konferansa koşan ve yazılı birikimde daha ziyade söyle ve bildirilerden oluşan birisi olduğu için bu kitabın edebi ve kişisel önemi daha da öne çıkıyordu. Aynı zamanda 120 sayfalık kitabın sonuna koyduğu bir o kadar miktarda fotoğrafın bulunduğu bir fotoğraf albümü var ki gerçekten görmeye değer ve çok etkileyici mimari fotoğraflardan oluşuyor. Kitapta bahsettiği birçok yere gittiğini, hatta bizzat temaşa ettiğini biraz önce gördüğümüz fotoğraflardan anlayabilirsiniz. Kendisi Moskova'dan Lütenya, Çekya'dan Çin'e, Japonya'dan Norveç'e kadar mimari eserleri görmek için seyahatlerde bulunmuş ve kendisi zaten çok yönlü bir diplomat olduğu için bunları bizzat görmüş ve tetkik etmiştir. Kaldı ki anlatılanlar yalnızca Osmanlı çeperindeki ülkeler değil, Kuzey Avrupa'dan Mısır'a kadar uzanan çok geniş bir alanı içermektedir. Mimari hakkında konuşmak belki de haddime değil ama devlerin omuzlarına çıkarak onların gördüklerinden daha da ileriyi görebilirsiniz. Bu yüzden kitapla birlikte fikir dünyamda karşılaştığım, hatta okurken altını çizdiğim bazı yerleri anlatmak boynumun borcudur. İnşaat, insanın en temel ve bizi biz yapan bir faaliyetidir. Bir eser bırakmak ve ebedileşmek elbette anıldığı ölçüde ve bana göre en insanca dürtümüzdür. Celal Esat Ersever'in de dediği gibi bir kavmin mimarisi o kavmin lisanı demektir. Fakat bir şey daha var ki eser bırakmak bir nevi tarihi sabitlemeye benziyor. Aynı geçen zamanı durdurmak gibi. İnsan ebedileşmek istediği kadar geçmişe de dönmek ister. Geçmişe ve geleceğe seyahat etmek istediği kadar zamanı da durdurmak ister. Bir eser vermek de bunun en kestirme yolu. Bir anıt dikmek ise hem sanatsal hem de siyasi ve toplumsal olarak bu eylemin karakteristik bir yöntemi. Bir mimarın diğerlerinden güzel olduğunu söylemek elbette zorlu ve riskli bir söylem ve zor bir şey. Her mimarının zevk verici, varoluş sebebini ortaya koyan, incelenmeye, görülmeye ve yaşanılmaya değen yönleri var. Türk mimarisiyle ilgilenen tüm tarihçiler ve hatta Reşit Saffet'in de kitabını okuduğumuzda bu mimari geleneğin kompozisyonlarının güzelliğine ve uyumuna parmak basarak bu mimarinin insanı ön plana çıkaran bir mimari olduğunu görebiliyorsunuz. Öncelikle 3 ana branşta inceliyor Türk mimarisini Reşit Saffet. Anıt mimarisi, kamusal alan mimarisi ve konut mimarisi. Türk mimari geleneği İstanbul ve çevresinde oluşmuş, olgunlaşmış ve en yüksek formunu burada bulmuştur. Dolayısıyla içindeki albümde ve örnek verdiği eserlerde en çok İstanbul'u ve İstanbul'dan önceki payitaht olan Bursa ve Edirne'yi görmek oldukça doğal. Türk mimarisi öncelikle Türklere ait bir mimaridir. Fakat birlikte yaşadıkları diğer kavimler de bu mimarinin benzerlerini yapmıştır. Belki bu yüzden İstanbul mimarisi demek daha doğrudur. İstanbul'dan başlayıp doğudan batıya 800 ila 1000 kilometre gittiğinizde bu mimarinin iyi örnekleriyle karşılaşırsınız. Batıda, Kuzey Yunanistan'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da, Arnavutluk'ta, doğuda ise Kilikya, Kapadokya sınırına kadar bu mimarinin örneklerini görmek mümkündür. Bir Türk evine baktığınızda onun üst katının selamlıklı, büyük pencereli, sedirli, divanlı, cumbalı ve ahşap taş malzemeden yapıldığını, yani tam olarak insanın yaşaması için tasarlanmış bir ev olduğunu görmeniz mümkündür. Üst kat insanların yaşadığı kısımdır, alt kat ise hayvanların yaşadığı kısımdır ve doğuya doğru gittikçe iç havlulu ve eyvanlı yapılar görülmeye başlar. Türkler aynı zamanda çok katlı yapılar yapmayı da bir hüner olarak sayarlar ama klasik Türk evine baktığımızda çoğunlukla iki katlı olduğunu görürüz. Zemine yayılırken de oldukça ölçülüdür çünkü sokağa alan bırakılır. Güneş alırken de yine aynı ölçüde mütevazidir ve iç alan ve süsleme bir o kadar ölçülü ve sadedir. Evin tasarımı mimarisi dışında kentin ve köyün yerleşimi de oldukça tipiktir. Her binanın, her yapının kendi karakteri, kendi şahsiyeti vardır. Dolayısıyla bir şehre, bir kasabaya baktığınızda tek bir karakter değil, birçok karakterin bir arada bulunduğu bir cemiyeti görür gibisinizdir. Her yapı diğerinden farklı olma iddiası taşır. Her yapı birbirinden farklı olduğu için kentin görünümü zaman zaman baş ağrıtıcı, girit ve hatta kaotik görünümdedir. 8 bölümde işliyor. Bu 3 branştan sonra 8 ana unsur var. Bu 8 ana unsur kitapçıklarda ve kitabın ana başlığına baktığınızda görebileceğiniz 8 ana unsurdur. Birinci bölüm mekan seçimi. İkinci bölüm anıtlar ve dış uyum. Üçüncü bölüm yapıların kompozisyonu ve uyumluğu. Dördüncü bölüm kapıların boyutları ve önemi. Konik piramidal ve çatılar. Tonozlu tavanlar, dairesel kubbeler, saçaklar, aydınlatmaya verilen önem ve sade tasarım şeklinde 8 unsur sıralıyor.
Bu 8 unsura gerçekten baktığımızda ve iyice bellediğimizde, dışarıda gezdiğimizde mesela Türk mimarlar bu gözlemleri iyice sindirdiğimizde bu 8 ana unsuru derleyen Reşit Saffet'in mimari geleneğin capcanlı bir albümünü sunduğunu ve bunları dışarıda gezerken sürekli gözümüze çarptığını görmemek elde değil. Ona göre bir insanın diğerinden farklı olması gibi bir yapı, bir şehir de birbirinden o kadar farklıdır. Ve onları birbirinden farklı kılan ayırt edici özellikler de işte bu 8 ana unsurdur. Konuşmamın sonuna geldim. Turing Kulübü'nün kurucu başkanı Reşit Saffet Atabinen'in bize sunduğu ileri görüşlü fikirler ve engin bilgiler gölgesinde tekrar onu hayırla yad ediyorum. Gerçekleştirmiş olduğu tüm hizmetler için rahmetle anıyorum. Şimdi ise Türk mimarisinin ana unsurlarını bize en yalın biçimde mütalaa etmek üzere Doktor Sinan Gen'i davet ediyorum. Hepinize merhaba, Osman Bey hoş geldiniz. Gerçekten bu kitap, Bülent Bey bir arayıp Mehmet Feyzi geldiği zaman hayretime mucib oldu. 1938'de Paris'te basılmış ve bizim dilimize tercüme edilmemiş. Türkiye'de de çok fazla bilinen bir kitap değil, hatta adını duymamıştım doğrusu. Ben uzun dönem mimarlık tarihi anlattım akademide, adını bile duymamıştım. Mehmet Feyzi tercümesini getirdiği zaman çok kısa sürede okudum. 200 saat içinde bütün kitabı okudum ve büyük bir hayret içinde kaldım. Çünkü Reşit Saffet Bey bir mimarlık eğitimi almış değil, günümüzdeki popülerliğiyle uluslararası ilişkiler, seans politik okumuş. Başka makalelerini bilirim, okurum ama bu kadar Türk mimarisini dünyanın çeşitli yerlerindeki yapılarla karşılaştırarak ve onlardan bazı çok önemli parçalara dikkat çekerek Orta Asya ve Türk mimarisinin buralardaki izlerini veya onların Türk mimarisindeki izlerini değerlendirmesi gerçekten hayret vericiydi. Hemen her söylediğine katılmak mümkün değil çünkü 1938'de bildiklerimiz, kaynaklar, araştırmalar, tanımadığımız yapılar yanlış değerlendirmelere neden olabilir. Ama şu yorumu gerçekten müthiş etkileyiciydi. Çok az ülkenin sanatı, Türk sanatı kadar geniş bir yelpazede uygulama safhasına ya da böylesi bir kalıcı etkinliğe sahiptir. Gerçekten bugünkü Moğolistan'dan Saraybosna'ya, işte Kahire'ye kadar uzanan, Kırım'ı kapsayan örneklere baktığımız zaman binlerce kilometre ve binlerce sene geçen, aradan geçen seneler içinde bütün bunlar geliştirerek uygulanıyor. Türkler hiçbir zaman güzelliği ya da muazzam olanda aramamışlar. Kültürün en büyük kanıtı ölçü ve orantı anlayıştır. Gerçekten hayatımızda da insan olarak değil mi? Hep bize söylüyor, ölçülü yaşayalım, ölçülü olalım. Mimari için bu çok önemlidir. Türk mimarlar, dünyanın en asil ve en zengin mimarisinin sürekliliğini sağlamak için milli gelenekler ile modern yaşamın ihtiyaçları arasında kolayca bir uzlaşma bulabilecekleri umudunu veriyor. Binlerce senelik örnekler bu umudu vermekte. Ne yazık bugün bu konularda çeşitli sıkıntılar çekiyoruz. Hiç gidip gezdim, bütün buraları gördüm. Ama mesela İtalya'daki Perugia'daki Augustus kemerinin Roma yapısı olarak hep bilirim. Diyor ki Porte Urbica Etrusca. Yukarı doğru serilen iki kuleyle çevrilmiştir. Bu bir Etrux mimarisinin, Etrux kültürünün ortaya koyduğu bir yapı ve
son zamanlarda yapılan araştırmalar, gerekse işte 2000 sene öncesinden kalan bazı yazmalarda ve belgelerde Romalılar diyorlar ki Etrüskler için bizim kurucu babalarımızdı. Ve bunlar Anadolu'dan göçen bir kavim. 1071'den çok önce Anadolu'ya gelen Orta Asyalı topluluklar olduğunu söylüyor. Sonucunda klasik Türk eserlerinin özentiyle kopyalanması bir örnek olarak sunulamaz. Mimarın tanımı Vitruvius'tan bu yana değişmemiştir. Mimarlar kopyayla hiçbir yere gidemezler. Zaten kopyanın esasını ortaya aldığınız zaman hiçbir değeri yoktur, kopyadır. Ne yazık ki 100 sene sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bunu geçememişiz. 1938 yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 15 sene sonra Reşit Saffet Bey diyor ki kopyayla bir şey yapılamaz. Kendimizi çalıştırıp geliştirmeliyiz. Yeni şeyler söylemeliyiz. Bu topraklarda 8 yıl önce Mevlana Celaleddin Rumi der ki bugün yeni bir gün cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek için de kültürel birikim lazımdır. Okuyacaksınız, çalışacaksınız, gördüklerinizi değerlendireceksiniz, birbirinizle konuşacaksınız. Hayatıma yön veren iki tane çok, pek çok kitap vardır ama iki tanesini özellikle, bir tanesini çok özellikle dile getiririm her zaman. Sizinle burada konuşmalarımızı da söylemişimdir. Eremiya Çelebi'nin İstanbul Tarihi. Yaklaşık bu 17. yüzyılların ortalarında iki bölüm halinde arada 10'ar yıllık bir aralıkla yazılır. Kitap 65 sayfadır. Hrant Andreasyan 1952 yılında bu 65 sayfayı Türkiye'ye, günümüz Türkçesine çevirir ve 350 sayfalık bir kitap halinde yayınlar. O 65 sayfanın içindeki Eremiya Çelebi'nin yazdıklarını dipnotlarıyla ve atıflarla zenginleştirerek yapar. O zaman da o 65 sayfanın içinde neler dediğini çok daha rahat karşılaştırmalı anlayabiliriz. Geçen cumartesi günü böyle bir kitabı daha Milliyet'te yazdım. Bugünkü kız Mersin'in açındaki adada doğmuş Grikoslu Hayton diye yine bir Ermeni yazar. Doğu ülkelerinin altın çağı diye yine böyle 70 sayfalık kitap yazıyor. Altay Tayfur Özcan bu kitabı günümüz Türkçesiyle yayınlıyor ve yaklaşık yine 400 sayfa. Bülent Bey'e ben o yüzden teklif ettim. Reşit Saffet Bey'in kitabı bu konuda derin, yüzeysel demiyorum, derin bilgisi olan insanlar tarafından anlaşılacak, çözümlenecek ve ne demek istediği, nereye doğru yönlendirmek istediği, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunda herkesin kendi cemaati varken yeni bir şeyde okuyorum. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adamı. 1926'da Ankara'da bulunduğu sırada yaşlıca bir hanımefendi diyor ki Türkler geldi ayva ağacını yağmaladı diyor. O kadar hakir görülen bir toplum. Herkesin cemaati var. Onlar Türklerin çok uzun binlerce yıl boyunca geçen bir tarihleri olduğunu, bu tarihleri mimari anıtlarla pekiştirdiklerini söylemek için çaba sarf ediyorlar. Reşit Saffet Bey'in bu kitabı o dönemde çok önemli. Neden o gün Türkçe'ye tercüme edilmemiş, günümüz dilinde aktarılmamış anlamak da mümkün değil. Ama şimdi yapılacak şey, kendisinden de rica ettim, o da bunu kabul etti. Geniş bir heyetle pek çok, Mehmet Fevzi'ye de onu söyledim ama işte Turing Kulübü'nün 100. yılı olduğu için çok aceleye geldi bu iş. 1-2 senelik bir çalışmayla pek çok burada söylediğini bir yabancı araştırmacıya, bu bölgelerde kazı yapan, bu bölgelerdeki mimarileri inceleyen, uluslararası tartışılmaz insanlara atıf yapıyor. Şu söylüyor diyor.
Bütün bunları karşılıklı, detaylı ve tabii 1938'den 2024'e kadar darda geçen 80 yılı yakın bir zaman içindeki ortaya çıkan bilgi ve becerileri değerlendirerek bu kitabı genişletmek lazım. Açıklamak lazım ne söylemek istediğini. Çünkü bazı kitaplar yalnızca okunduğunu değil, satır aralarında yazılmayanları da sizin anlamanız gerekir kitabı anlamanız için. Okudum demeniz için. Bu kitap öyle bir kitap. Gerçekten Türk mimarisi için çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhuriyet'ten önce 1900'lü yıllarda başlayan mimaride bir akım vardır. Kendimize dönelim diye. Birinci Milli Mimari Semineri, Mimar Kemalettin Bey, Mimar Vedet Bey, Muzaffer Bey, işte, onlara katılan bazı insanlar da var, yapılar yapan, Arif Hikmet Koyunoğlu. Bakarlar ki bu anıtsal mimardan hareketle bir yere gitmek mümkün değil. Ve zorlanırlar. Modern Cumhuriyeti Ankara'da kurulurken böyle tekrar işte üstü çinik aplama planları gerçeklere yeteri kadar cevap vermeyen yapılar tatmin etmezler. Atatürk yurt dışından modern mimari dünyada o sırada şekillenmeye başlamıştır. Bazı özellikle Alman, keşke birkaç tane de Fransız olsaydı diye düşünürüm, davet eder. Onlar da bizim kültürümüzden çok fazla hareketli değil, bir modern takımla bazı yapılar yaparlar. Ankara'da, İstanbul'da pek yoktur bu yapılar. Daha sonra 1930'larda Sedat Hakkı Eldem, anıtsal mimariden hareket ederek yeni bir mimari, yeni bir yöntem, yapı yöntemi genel kabulleriyle olamayacağını, bunun sivil mimariden kaynaklanarak yapılması gerektiğini ve böyle bir ikinci milli mimari semineri yapar. Onu takip eden pek çok mimar vardır. 1938'de söylüyor Reşit Saffet Bey bunu. Anıtsal mimari değil, sivil mimarinin çok önemli olduğunu ve bunun araştırılmasının yapılması gerektiğini. Ne yazık ki Sedat Bey'in yaptığı bu araştırmaların bir kısmı akademi yangını sırasında yanar. Diğerlerini 1960'lı yıllarında Türk Evi Plan Tipleri diye yayınlar. Sonra Türk Evi diye 3 ciltlik kitabı vardır. Ama biz ondan yeteri kadar ders almış değiliz. Şimdi şikayet ediyoruz. Niye şehirlerimiz böyle oluyor? Niye şehirlerimiz içinden çıkılmaz hale geliyor? Bu kitabı da okuduğunuz zaman göreceksiniz ki şehirlerimiz küçük üniteler, mahalleler halinde teşekkür eder. Bunun merkezinde bir mescit, anıtsal yapı, bir çarşı, bir çeşme vardır. Bir Sibyan Mektebi vardır. Bu şema yüzlerce yıldır başarılı bir şekilde uygulanmıştır ama ne yazık ki yeteri kadar farkında olmadığımız için bazı yöntemleri ithal ettik ama kültürel olarak baktığımız zaman başarılı olmayan bazı örnekler şehirlerimizin bu hale gelmesini yönetmiş. Bunun içinde de o tehlikeye dikkat eden satırlar, o tehlikeye dikkat eden, dikkat edilmesi gereken notlar var. Vakit bulup eğer okursanız, özellikle mimarlık eğitimi veya güzel sanatlar eğitimi almak üzere aranızdaki öğrencilerin mutlaka okuması gerekli. Bülent Bey de bu kitabı çok daha detaylı açıklayıcı notlarıyla büyük bir kitap haline getirecek sözünü verdi, bir heyet kuracak. Yalnız mimarlar değil, sanat tarihçileri, sosyologlar, dil konusundaki uzmanlar bu şeyi geniş bir çalışma haline getirecekler. Kendisine ve Türkiye Otomobil Grubu'na. Öncelikle Allah rahmet eylesin tabii. Reşit Saffet Atabilen Bey'e böylesi bir konuya dikkatini bundan 80 sene evvel toplumun çekmeye çalışmasına, bu biraz da modern Türkiye Cumhuriyeti'nin batılı insanlar gözündeki kalitesini veya imajını düzeltmek ve yükseltmek için yazılmış bir kitap. O yüzden Fransızca yazıyor, Türkçe de yazabilirdi. Ne oluyor? Tercüme edilmiyor. Ama bunu tekrar gözden geçirmemiz ve yalnız bizim değil, İngilizce özellikle bu dilde şimdi yaygın olarak, İngilizce olarak da yayınlanmasını sağlamamız hepimizin bir borcu. Sağ olun, var olun. Bir cumartesi öğleden sonrasınız, vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Teşekkür ederim.
Anlatımından ötürü kitabın danışmanı Sayın Doktor Mimar Sinan Genim Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyorum. Ardından ilk başkanımız Reşit Saffet Bey'in torunu Sayın Osman Taner Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Değerli üyeler, konuklar, sevgili öğrenci kardeşlerim, Cumhuriyetimizin ve kurumumuzun 100. yılını yaşadığı ve rahmetli dedem Reşit Saffet Atabey'in vefatının 59. yıl dönümüne rastlayan bu günlerde düzenlenen böyle anlamlı bir toplantıdan dolayı başta Sayın Başkanımız Doktor Bülent Kakkak olmak üzere Sayın Doktor Sinan Genim, Sayın Mehmet Fevzi Çetinkaya ve Tülay Taşdemir Hanım'a ve bu konuda emeği geçen herkese şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Benden önce konuşan Sayın Başkanımız Sinan Hocam, Mehmet Fevzi kardeşim gayet güzel her şeyi açıkladılar, anlattılar. Bana fazla söz bırakmadılar. Ben de sizi fazla sıkmak istemiyorum. Kısaca bazı şeyleri geçeceğim. Toplantıya konu olan bu eserin dedeme ait olması dışında benim de mimar olmam nedeniyle eseri büyük bir heyecanla birlikte objektif bir gözle de okumaya çalıştım. Tabii ki bazı mimari eleştiriler gelebilir. Ama kendisinin bir tarihçi olarak ve kısıtlı kaynakların olduğu o dönemlerde böyle bir eseri hem de Fransızca kaleme alması bence büyük bir cesaret ve bilgi örneğidir. Bilindiği üzere kendisinin daha birçok eseri vardır, birçok esere imza atmıştır. Reşit Saffet Bey ayrıca büyük bir kitaplığa da sahipti. Bu kitaplık vefatından sonra kurucu başkanı olduğu değerli kuruma aile büyüklerimiz tarafından bırakılarak çok doğru bir iş yapılmıştır kanaatindeyim. Gördüğünüz kitaplıktan bahsediyorum. Reşit Saffet Bey'in en büyük torunu olmam nedeniyle yaşamının son 13 yılını birlikte geçirme şansına da sahip oldum. Yaşım ilerleyince son 2-3 yılında bu gördüğünüz kitapların temizlik ve bakım işlerinde beni görevlendirmesi de benim için ayrıca bir gurur vesilesi olmuştur. Fazla uzatmayacağım. Burada bulunduğunuz ve dedeme gösterdiğiniz sevgi ve saygıdan dolayı sizlere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Tanıtım toplantımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Türk Mimarisi'nin Ana Unsurları kitabı çıkışta sizlere takdim edilecektir. Sağlıklı günler dileriz.